Sen sana soruyorlar mı? Versene. Kenarda duralım mı? Kıymetli insanlığa duyarlı olan insanlar. Kıymetli insanlık onurunu kaybetmemiş olan insanlar. Kıymetli dostlar. İnsan sağlığına değer veren, insan sağlığını önemseyen ve bunu meslek edinen saygıdeğer sağlık çalışanları, sağlık mensupları. Bugün burada Dünya Sağlık Örgütü'nün önünde, güya dünyadaki bütün insanların sağlığını önemseyen bir teşkilatın önünde, misyonu bu olan bir teşkilatın önünde bir vahşeti, devam etmekte olan bir vahşeti kınamak için Dünya Sağlık Örgütü'nü sen ne işe yarıyorsun demek için buradayız. 19 gündür her gün sabah kalktığımızda bir istatistikle uyanıyoruz. Her sabah kalktığımızda ölmüş insanların sayısını, ölmüş çocukların sayısını, öldürülmüş, katledilmiş, şehit edilmiş insanların sayısını duyarak uyanıyoruz. Kıymetli dostlar, bugün burada hastaneleri vuran, sağlık çalışanlarını öldüren, hastanede sağlık talebiyle orada bulunan kişileri öldürmekten çekinmeyen bir vahşeti, İsrail zulmünü, Siyonist zulmü kınamak için ve bu teşkilatın içinde bulunan beyaz önlüklü arkadaşlarla bir araya geldik. Hassasiyetleri için teşekkür ediyorum. Bir basın açıklamamız olacak. Basın açıklamamızı Türkçe, İngilizce ve Arapça size ulaştıracağız. Buradan tekrar ilan ediyoruz. Ey Dünya Sağlık Örgütü, sen ne işe giriyorsun? Ey Dünya Sağlık Örgütü, sen neden sessizliğini bozacak? Bunca olan bitene bir şekilde ses verecek bir eylem, bir hareket, bir gerçeklik gerçekleştiremiyorsun diyorum ve basın açıklamamızı yapmak üzere Profesör Doktor Celil Göçer hocamızı mikrofona davet ediyorum. Bugün burada hekimler olarak binlerce yıllık insanlık tarihinde nadiren yaşanmış bir vahşeti telin etmek üzere toplanmış bulunuyoruz. İnsanlık tarihinde pek çok savaş yaşanmıştır. Ancak bebek, çocuk, kadın, yaşlı, sivil ayrım yapılmaksızın topyekun planlı bir saldırı ancak şeytanın yapabileceği bir alçaklıktır. Hele ki özlerde yeni doğan bebeklerin olduğu, yaralı çocukların yattığı, yoğun bakım servislerinde solunum cihazına bağlı insanların yaşama tutunma mücadelesi verdikleri hastaneleri hedef almak asla insanlıkla bağdaşmayan, insanlığa karşı yapılmış bir saldırıdır. Savaşın da bir ahlakı vardır. Biz hekimler olarak ırk, din, dil, cinsiyet, milliyet olarak hiçbir ayrım gözetmeksizin sivillere, bebeklere, çocuklara, yaşlılara, savunmasız insanlara yapılan her türlü saldırıları kınıyoruz. Biz hekimler olarak yaşama hakkı kutsaldır, vazgeçilmezdir. Hangi inanca sahip olursa olsun, hangi coğrafyada yaşarsa yaşasın, ölüme karşı yaşamanın ve yaşatmanın yanındayız. Her canlı yaşatılmalıdır. Ölenler ve öldürülenler, Müslüman olduğunda başını kuma gümenler, insanlık değerlerinden nasibini almayanlardır. Haksızlık ve zulüm hangi coğrafyada ise onun karşısındayız. Biz diyoruz ki, alma mazlumun ahını, çıkar aheste aheste. Mevlana'nın insanlığa gel, gel ne olursan yine gel. İster kafir ol, ister mecusi, ister puta tapan ol, istersen 100 kere tövbeni bozmuş ol, yine gel diye seslenir topraklardan yine Mevlana'nın deyişini tekrarlıyoruz. Ey zulümle bir kuyu kazan, sen kendin için tuzak hazırlıyorsun. Bizim atalarımız der ki, zulüm ile abad olanın akıbeti berbat olur. Gazze'de saldırı 7 Ekim'de başlamadı. Öncesinde de yıllardan beri devam eden, ancak global ajandada yer alamamış,
gözlerden ırak şekilde insanca yaşama hakkına mahrum 2,5 milyon Filistinli vardı ve yaşama mücadelesi veriyordu. Ancak kitle halinde ölmeye başladıklarında dikkat çekebildiler. Şimdi gündemi belirleyenlere soruyorum. Yaşanılan zulmün gündeminize yer alabilmesi için minimum kaç Müslüman ölmeli? Bu tarifiniz inanca, ırka, cinsiyete, coğrafyaya göre değişiyor mu? Birleşmiş Milletler Teşkilatı için, Dünya Sağlık Örgütü için yaşama hakkı anlamında her insan eşit mi? Biz hekimler olarak uluslararası tüm örgütleri ölümün karşısında yaşamı, kötülüğün karşısında iyiliği, yoksulluğun karşısında refahı, cehaletin karşısında eğitimi tüm insanlar için koşulsuz istemeye ve aktif tavır almaya davet ediyoruz. Değerli basın mensupları, Gazze'de 7 Ekim'den önce de insanca yaşama imkanları yoktu. İnsanlar oluşturulan devasa açık hava hapishanesinde yaşama tutunmaya çalışıyorlardı. Ancak son 18 gündür devam eden kuşatma nedeniyle gerekli malzemelerin geniş çapta girişin engellenmesiyle de birlikte büyük ölçekli ölümler ve kayıplar yaşanmaktadır. İnsani yardım alanlar çalışanları içeri giremiyor veya çıkamıyor. Yaralı ve hastalar tahliye edilemiyor. Yaklaşık 1,5 milyonluk kitlesel yer değiştirme yaşanıyor. Gazze'de yüz binlerce sivil okullara sığınıyor. Ancak okullar dahi hedef almaktan kurtulamıyor. İnsanlara tahliye güzergahı gösteriliyor. Ancak tahliye yolunda üzerlerine bombalar yağdırılıyor. Dünya Sağlık Örgütü'nün verilerine göre Gazze'deki güncel sağlık durumu şu şekildedir. Son 18 günde ölenlerin sayısı 2022'de tüm nedenlerden dolayı ölenlerin toplam sayısından daha fazla. Bombardıman sonucu ölüm ve ölüm oranları çok yüksek. Savaş sırasındaki tıbbi sarf malzemelerinin günlük kullanım miktarı savaş öncesindeki aylık tüketime eşdeğer. 350 bin diyabet, kalp hastası, kanser ve benzeri bulaşıcı olmayan hastalık hastası var. 1000 civarında diyaliz hastası var. 50 bin hamile kadın var. Günde ortalama 183 doğum gerçekleşiyor. 130 prematüre bebek hayatta kalabilmek için elektriğe ihtiyaç duyan küvezlere bağımlı durumda. Kitlesel yer değiştirmeler, barınakların aşırı kalabalıklaşması nedeniyle su ve sanitasyon altyapısı yetersiz ve salgın hastalıklar kapıda beklemekte. Bombardıman ve kuşatma altındaki savunması insanların ruh sağlığı önemli ölçüde olumsuz etkilenmektedir. Petrol denizi üzerinde oturan Orta Doğu'da Gazze'de yakıt ve elektrik kıtlığı mevcut. Bu durum tüm hastanelerdeki en kritik fonksiyonları ve çalışanların yeteneklerini ciddi şekilde etkiliyor. Yakıtın tükenmesi halinde yoğun bakımdaki hastaları, ameliyat gerektiren hastaları veya yeni doğan küvezlerini ambulansların çalışmasını etkileyecek. Binden fazla diyalize bağımlı hasta hemodiyaliz olamayacak. İnsani yardım malzemelerinin ve Gazze'lilerin giriş çıkışları aktif olarak engelleniyor. Yaralılara acil müdahale için gerekli olanlar da dahil olmak üzere aralarında serum fizyolojik, insülin, yeni doğan ilaçları gibi en temel ilaçlar ve tıbbi malzemeler tükeniyor. Önemli ölçüde kan sıkıntısı mevcut. Sağlık Bakanlığı Gazze şehri dışından kan bağışı çağrısında bulundu. Yaralıların yönetimine dahil olmak üzere insani müdahale için sağlık çalışanları giremiyor, hasta ve yaralıların çıkışı ve tahliyesi önleniyor. Gazze'de sağlık hizmetleri ciddi şekilde etkilendi. Birinci basamak sağlık tesislerinin %64'ü çalışmıyor. Bu oran Gazze içinde %74 ve Kuzey Gazze'de %92. Gazze'de ve Gazze'nin kuzeyinde İsrail'i yenecek! İnsanlık onuru İsrail'i yenecek! Hastanelerin %34'ü çalışmıyor. Şu anda 7 büyük hastanede hastane yataklarının %112'si dolu.
halen Şifa Hastanesi'nde tek başına doluluk oranı %147'ye ulaştı. Bu durum personel üzerinde yatakları boşaltma konusunda baskı yaratıyor ve hastalar için hasta güvenliğini riske atıyor. Sağlık tesislerinin... ölüyor! Sessiz kalmayın! Çocuklar ölüyor! Sessiz kalmayın! Sağlık tesislerinin %55'i güvensizlik ve tehdit nedeniyle faaliyetlerini durdurdu veya sınırlandırdı. Hareket etmeyi zorlaştıracak ölçüde altyapı hasarı mevcut. İsrail terör devleti Gazze şeridinin kuzeyini etkileyen tahliye emirleri veriyor. Tahliye emirlerinin yerine getirilmesi mümkün değil. 2000'den fazla yatan hastanın özellikle hastanedekilerin hayatını tehlikeye atıyor. Enkaz altında 1400 kişinin mahsur kaldığı tahmin ediliyor. İlk yardım müdahalesi engelleniyor. Rutin sürveyan sistemleri şu anda çalışmıyor. Bu da etkili tespit, analiz ve müdahaleyi engelliyor. Gazze çok önemli halk sağlığı tehditleriyle karşı karşıya. Dünya Sağlık Örgütü 7 Ekim'den bu yana Filistin'de yaşanan katliamın farkında ve düzenli rapor yayınlayarak yaşanılan bu insanlık dramını kamuoyu ile paylaşıyor. Şu ana kadar 2 uçak tıbbi malzeme gönderildi. Ancak bunların ihtiyaç sahipleri ulaşmasına izin verilmiyor. Malzemeler Mısır sınır kapısında bekliyor. Dünya Sağlık Örgütü'ne Türk hekimleri olarak sesleniyoruz. Lütfen yaşanan insanlık dramının karşısında daha aktif olun. Yaşamdan yana olarak nekrofilik olanlara karşı sesinizi yükseltin. Gönderilen yardımların ihtiyaç sahip bebeklere, yaşlılara, gebelere, yaralılara ulaştırılmasının İsrail devleti tarafından engellendiğini haykırın. Bunlar geciktiğinde değerli kardeşlerim, her gün siviller ölüyor, ilaçla dirilmeyecekler. Ölü baba, bebekler mama yemezler. Bugün hekimler olarak Filistin Dostları Platformu ile birlikte burada olmamızın sebebi hekimlik mesleğine adım attığımız gün ettiğimiz Hipokrat yeminine olan sadakatimiz nedeniyledir. Yemin ettik ki hekimlik mesleğinin bir üyesi olarak yaşamımızı insanlığın hizmetine adayacağımıza, hastanın sağlığına ve esenliğine her zaman öncelik vereceğimize, insan yaşamına en üst düzeyde saygı göstereceğimize, görevimizle hastamız arasında yaş, hastalık ya da engellilik, inanç, etnik köken, cinsiyet, milliyet, politik düşünce, ırk, toplumsal konum ya da başka herhangi bir özelliğin girmesine izin vermeyeceğimize, tıbbi bilgimizi hastaların yararı ve sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi için paylaşacağımıza, hizmeti en yüksek düzeyde sunabilmek için kendi sağlığımızı, esenliğimizi ve mesleki yetkinliğimizi korumaya dikkat edeceğimize, tehdit ediliyor olsak bile tıbbi bilgilerimizi, insan haklarını ve bireysel özgürlükten çiğnemek için kullanmayacağımıza, kararlılıkla, özgürce ve onurumuz üzerine ant içeriz. Kamuoyuna saygıyla duyurum. İnsanlık onuru İsrail'i yenecek. Gazze'de çocuklar ölüyor. Sessiz kalmayın. İnsanlık onuru İsrail'i yenecek. Çocuklar ölüyor. Sessiz kalmayın. Bugün burada Birleşmiş Milletler Dünya Sağlık Örgütü önünde sağlıkçılar olarak çok önemli bir konuya dikkatinizi çekmek istedik. Gazze'de vahşice sağlık kuruluşları vuruluyor. Gazze'de her sabah insanlar ölüyor, her gece çocuklar ölüyor, her gece kadınlar ölüyor. Sadece onlar ölmüyor arkadaşlar. Onlarla beraber biriktirdiğimiz, insanlığın bugüne kadar biriktirdiği bütün değerler ölüyor, öldürülüyor. Lütfen sessiz kalmayın. Medyada, sosyal medyada pek çok boykota ilişkin talepler var. Bu konuda zalimden yana olanlara karşı tepkimizi göstermek için bir tepki de, çok basit de olsa bir tepki de biz koyabiliriz. Küçümsemeyin. Her küçük adım çok kıymetli ve çok değerli.